Paça! Hayda! Ulan yine çantayı almayı unuttuk. Şşt ki! Oğlum gönder mikrofonu. Sıra bizdeymiş ya. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben hava mı atarım? Sağ çek, sol çek, bir çaka atarım. Gözlüğümü takar, birden gaza basar. Vın! Ben arabanın anasını satarım. Aman, her yeri toz dumana katarım. Yollar tıklım olsa ne yazar? Söyle yavru, beni kim tutar? Vay anam, ben belalıyım be, vay anam. Gözlerim toz pembe, direksiyonu çeviriyorum. Bir sağ, bir sol. Vın, 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 vın. Vay anam, tekerim fırdanıyor ey anam. Bak kızlar bakıyor, çekilin yoldan, bir bela geliyor. Ben çok iyi daha. Baskısı DS baskısı. Allah senin belanı vermesin Ömer. Şarkının içine sıçtın emi. Bak 2 oldu şekeri 4 liradan almaya çalışıyorsun. Vallahi ÖTV eklerim 20 lira olur şeker. Sen ne çok pahalıya satıyorsun be. Sen de çok pahalıya satıyorsun be. Sen beni tahtaya mı yazdın lan? Ayakta dolaşırsan tahtaya yazarım. İşte şimdi beni lacivert boyadım oğlum. Ay kaşar dedi. Gel lan buraya, seninle daha işim bitmedi oğlum. Kesin sesinizi. E yeter artık hocam. Koca sınıf maymun gibi oradan oraya sekiyor ama yine DS hedef oluyor. En çok çarpı sende var ama. Hocam bu gerizekalı kendi çarpılarını da bana kilitliyor. Herhalde bende olacak. Sana dediğimi yap hemen. Ya hocam sabah sabah müdür çekilmiyor ki ya. Of. Adalet yerini buldu. Ekip listenin başına Ömer ekleyin. Allah 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 Allah. He? Götür 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 götür. Öğretmenim yardım edin. Hocam müdür beyin selamı var, çok özlemiş sizi. Neyse kapının diğer tarafına geçtin. 5 saniye geçmeden geri çıktın. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hayır, ne var bu Allah'ın kasasında? Habire gönderip duruyorlar. Fıttıracağım bir gün. Hocam, ben de sağ değilim. Giren mi? Şaka! Allah Allah. Bu hoca sandalyeye yapışık değil miydi ya? Müdürü kaçırmışlar. Olamaz! Eşek kadar adamı kaçırmışlar. Aha, o ne öyle beleş mi? Sevgili okulum, bu notu okuduğunuz zaman ben çok uzaklarda olacağım. Bodrum'a bir hafta tatile gittim. Hepinizin haberi olsun diye not bıraktım. Hoşça kalın değerli okulum. Bu müdür hangi devirde kalmış aga? Kağıtla haberleşmek ne lan? Tatilde de güvercin yollar artık. Bir dakika. Eğer müdür yoksa... Koltuk benimdir. Biliyordum lan. Biliyordum. Bir gün bu okulda ben de müdür olacaktım. Gelme. Ben sana gelme demedim mi lan eşek sıpası? Hocam 2D sınıfının velileri geldi. Bugün toplantınız vardı ya. Ha, tamam geliyorum. Kantinci, konferans salonuna bir çay gönder koçum. Hadi bakayım, hadi bekliyorum. Öncelikle selamun aleyküm. Ya 2 haftadır aynı çayı demlet demlet duruyor. Vallahi en son bu kantincinin burnuna kesme şeker sokacağım ha. Şimdi kim kimin çocuğu söyleyin bir bakalım. Efendim ben Ayşe Güngör'ün annesiyim. Durumu ne?
nedir acaba? Abla sizin çocuk azıcık çakal. Geçen şeker alacaktı, vergisini ödememeye kalktı. Bir de robot gibi hiç hareket ettiğini görmedik daha. Hani eve ışınlanıyor mu, ne yapıyor bilmiyoruz. Peki ne yapabiliriz hocam bu bizim çocuğa? Bundan korkun ha. Her an karateye kalkacakmış gibi duruyor. Ben şimdi bir reçete yazıyorum. Bunu muhakkak uygulasın. Sabah ve akşam tok karnına bir sosyalleşsin şöyle. 2 haftaya düzelir. Hocam, ben de Feriha'nın annesiyim. Bizim çocuğun durumu nedir? Vallahi size dürüst olacağım hanımefendi. Sizin çocuk düz mal. Yani bunu artık böyle kabullenin. Hiç düzelme imkanı yok. Aa, niyeymiş o ayol? Ne var benim çocuğumda? İşte sorun orada hanımefendi. Ne var sizin çocukta? Geçen kürahta dondurma almış, cebinden çay kaşığı çıkartıp yedi. Bu hangi psikopatlık bilemem yani. Hocam, ben de Ömer'in babasıyım. Bizimki biraz keratadır ama dersleri iyidir değil mi? Usta, sizin çocuk milleti dolandırıyor. Geçen ay DS denen birinden şeker almış, hala parasını ödememiş. Ayıp değil mi şimdi bu? Vallahi bilmiyordum hocam, kusura bakmayın. Ben o çocuğu bulayım, bizzat kendi ellerimle vereyim borcunu. Yok yok, sen bana ver, ben ona veririm. Ne kadar borcu var hocam? Ya 10 lira mı ne borcu vardı? Ama ekonomiye göre hesaplarsak 1-200 ateşleyin siz. Tamam hocam, siz nasıl derseniz. Eyvallah hocam, ben kendisini iletirim, sıkıntı yok. Hocam, ben de Murat'ın annesiyim. Yeter be! Hepsi gerizekalı işte, ne uzatıyorsunuz? O diyor bunun anasıyım, bu gelmiş ben ebesiyim diyor. Çık lan dışarı! Öf! Kendisi bu hoca da kendini bir şey sanıyor ha. Biliyordum zaten, neyse. Canım benim, sen odaya bir çay daha gönder, müdürün hesabına yaz. Hadi bekliyorum. Ya bu DS nerede kaldı? Zil çalacak hala ortalıkta yok. Şimdi çocuklar, bu son sorumuz. Yapan benden yıldız kazanır. Oley! 36. yıldızımı kazanabilirim. Bir insanın beyni çıkartılırsa yaşayabilir mi? Feriha'ya sorun hocam, o daha iyi bilir. Neyse, ne yapıyorsun sen, müdür nerede? Aradığınız müdür şu anda sanayide tavuklu pilav gömmekte. Lütfen adamı bir salın. Lan! Oğlum şu kapıyı çalarak girin artık ya. Vallahi paspasla tokatlayacağım en son birinize. Tam ne ihtiyacınız varken neredesiniz Muhsin Bey? Okulda müdür olunca zil çalma hilesi nasıl yapılır? Aha vallahi çıktı. Çocuklar, bu soruyu yapan olursa benden bir tane çikolata. Çocuklar deprem olacak, koşun! Ne bağırıyorsun neyse? Ayak parmağım yetti. Düşün! Bütün sınıflar ayağa kalktı. İtfaiye alarmı gibi ne ötüyorsun? Ne yapayım hocam? Canım yandı diye göbek mi atsaydım? Şşt! Lan! Bir sonraki dersi iptal ediyorum. Gidin otlanın eşek ağzılar.
Böyle kafana göre istediğini yapamazsın. Hemen kalk o masadan. Vallahi istesem amuda bile kalkarım hocam. Hiç kimse bana karışamaz. Neyse, müdürü ne yaptın çabuk söyle. Müdürün kafasına şaplığa çaktım. Tabi o vurmamla beyni yere düştü. Şu an Hindistan'da sucuklu tost satıyor. Ne? Olamaz! Daha maaşımı vermemişti. Ben o müdürü buraya getirene kadar hayatta vazgeçmeyeceğim. Hocam getirirken söyleyin de bir sucuklu da bana ayarlasın. Ha bu kantin eşek sucuğu mu kullanıyor anlamadım ki. Kel müdür ortaya karışık ilkokulu buyurun. Ha? 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 Tamam söylesenize gelirken çay alsın. Bizim katinciye kalsa fosilleşene kadar kullanacak çünkü. Hadi, hadi öpüyorum. Selam söyle kendisine hadi. Kim aramış öyle de rahat konuşuyorsun? Kim olacak? Müdürün karısı aramış. Buraya gelecekmiş de dedim gelirken çay alsın. Müdürün karısı niye buraya gelsin ki? Vallahi öyle dedi. Müfteleş mi, mütelliş mi? İşte müdürün karısı. Müfettiş mi? Müfettiş mi? Çabuk çayı değiştir. Müflenteli bir şey gelecekmiş. Vallahi seni görmesin. Çabuk müdürü ara. Ulan niye arıyorsunuz? Karısı yetmiyormuş gibi bir de bizim keli çağırmayın. Vallahi atarım sizi bu okuldan ha. Lan müfettiş okulu kontrol eden rütbeli biri. Vallahi açmıyor, ne yapacağız? Başlarım onun rütbesine. Biz burada eşek başı mıyız ha? Efendim hoş geldiniz. İyi gördüm sizi efendim. Hay maşallah kel kafasına kurban. Müdür bey, herkes okulda değil mi? Dur bir bakayım. Hepsi burada çok şükür. Bir işte az önce ayak parmağımız gazi oldu. Ona da bant yapıştırdık, ellerinizden öper. Müdür bey, ben okuldaki yetkililerden bahsediyorum. Ha, işte bir tane kel vardı sizin gibi. O da sabah berbere gitti saçını kestirme ha. Ölmediyse gelecek. Sınıf ve temizlik kontrolü yapacağım. Galiba sıçtı Kerem hocam. Galiba. Çocuklar, birazdan müfettiş gelecek. Herkes usul dursun, tamam mı? Gördüğünüz gibi müfettiş bey, sınıf 80 metrekare, merkezi doğalgaz, yerler emmeli mermerden yapılmış, çok uygun bir mekandır. Okulu almaya gelmedin müdür bey. Bah sen yabancı değilsin müfleme be. Al ucuza hayrını gör. Sanki burada biraz fazla mikrop var gibi gözüküyor. Ben şimdi hallederim Hüptürik Bey. Adamı duymadın mı lan? Covid'in doğurdu. Yürü git kafanı domestasla yıka, yürü. İrem Hanım bu sınıfa bir koku spreyi alın. Hiç iyi kokular almıyorum. Hocam giden bebe hep böyle sala sala gitti. Sesini ben duydum. Çocuklar sakın sesinizi çıkarmayın. Müfettiş gelmiş, durduk yere başımız yanmasın. Tamam öğreteceğim. Sen de orayı almacan, burayı almacan. İki saattir dilimizde tüy kalmadı. Bu sınıf güzel duruyor. Devam edelim. Müfettiş bey bakar mısınız? Biz para topluyoruz muhtaç biri için. Hayrına 3-5 kuruş varsa atar mısınız? Kim için para topluyorsunuz? Öğretmenimiz için sınıfa klozet alacağız da. Ne? Yok öyle bir şey hocam, şaka yapıyorlar. Ah, çocuklar bana niye söylemediniz ya? Ben onu ısıtmalı alırdım. Sanırım başka işimiz kalmadı müdür bey. Tabii hocam hemen geliyorum. 3, 2, 1, şimdi! Yedi kere 7, 42. Bizim hoca Botlin'in teki. Hehehe.
Kaç veriyorsunuz şimdi bu okula? Okulu mühürlüyorum müdür bey. Ne? Hayırdır Müptezel bey, neyimiz eksik? Efendim, lütfen bize bunu yapmayın. Allah rızası için müfettiş bey, benim evde çocuklarım var. Kesin senin yüzünden kaldık, taharet çeşmesi. Benim diyeceklerim bu kadardı. İki güne bu okulda kimse kalmasın. Hakkınızı helal edin İrem hocam. Şimdi çocuklara ne diyeceğiz? Onlar bu zorlukta nasıl uzağa gidecek? Ne yani? Bütün her şey bitti mi? Durun Üfürük Bey! Ben aslında müdür değildim. Ne demek istiyorsunuz müdür bey? Ben buranın öğrencisiydim. Ceza kesilecekse bana kesilsin. Bunca insanın hayatı benim yüzümden mahvolmasın. Ben de bunu duymak istiyordum DS. Ha? Müdür? Sen miydin lan? Demek ben berbere gittim ha? Dese, sanki bu saç seni çok açtı. Böyle mi geçsen sen? Ula ben o kadar iyilik yapam, sorumluluğu üstüme alayım dedim. Siz kafamı peruk takıp gülün ha. O değil de eline değnek alsa, herkesin iş perisi de yutturur gerçekten. Başlarım sizin periliğinize. Bunun tadına bak. Şaka! Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha, hayrına like at. Ne? Attın mı? Allah razı olsun be ya. Patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı kaçıyor son ses. Bugün valla hadi bu cığaramız enfes.